Burası da tarihi Maraş Çarşısı. Burası da baharatçılar dükkanı veya kuru yemişçiler. Yani bu şeyde de, bu sırada da bu şeyler var. Yani tut var, yeşil fıstık var. Kırmızı fıstık. Ceviz, menengiç. Burada kurutulmuş meyveler var. Kurutulmuş bunlar hepsi, şu anda görünenler. Şu karşıda gözükenler çerez yerine yenilen tarhanalar. Burada lokumlar filan var. Şöyle sucuklar filan. Doğup kuru üzüm, bu yeni mahsul. Fıstık. Bu çir, yani eriğin kurutulmuşu. Baharatçılar dükkanı olduğu için burası. Baharatların her çeşidi var burada. Hoş bulduk. Burada da yine bilezikler falan var. Karşıda yüzükler falan. Yine burada kurutulmuş patlıcan. Yeni mahsul. Kan üzümü kilosu 70 lira. Ama güzel gözüküyor yani. Biraz pahalı ama. Biraz derken bayağı pahalı yani. Bir dut var. Bu da lokumlar var. Bu normal lokum mu bu? Bunlar pekmez sucuğu. Hakiki pekmez sucuğu. Hakiki pekmez sucuğu. Evet, sadece bunlar. Bu zamanlar olur. Evet. Bir daha olmaz. Sadece bu zamanlar oluyormuş. Bu daha sonra da olmazmış yani. Ondan sonra bulursanız bayat. Burada da kurutulmuş yine patlıcan, biber filan da işte ne bileyim ben, orada bir şeyler var ama ben isimlerini bilmediklerim de var burada. Şu arada gösteriyor. Burada da yeni mahsul ceviz var. Çünkü daha şey gibi yani, cam gibi duruyor. Zaten şeyler kuş bunu filan. Üzerinde zaten yazıyor bu. Biz buna ne diyoruz? İğde diyoruz. Bizim köyde başka bir şey diyorlar da. Burada iğde diyelim. Şöyle. Badem var. Bademin kilosu 50 lira kabuklu. Yeni mahsul üzüm. Yani bu ne ya? Yeni mahsul meyan. Ben ilk defa yani böyle bir şey görüyorum. Bu fındıklar gerçekten harika duruyor ya, kocaman ya. Bu da demin bir abi söylemişti ama yeni mahsul sadece bu aylarda oluyormuş galiba. Sucuklar çok güzel. Arkadaşlar tekrar söylüyorum, burası Maraş. Ne çarşısıydı burası abi? Tarihi kapalı çarşı. Tarihi kapalı çarşıydı. Bak arkadaşlar, unutmuştum, arkadaş söyledi. Aklımda kalmıyor bazen, unutuyorum. Bu tarhana. Ama bu çerez yerine yiyorlar. Yani şu yemek, şunu da yemeklerde yapılır ama öbürünü de yaparsın. Biz yaptık yani çünkü. Üzümün kilosu, kuru üzümün kilosu 70-80. Ama yeni mahsul diyorlar. Burada bayanlar için ahşaplar, ne diyorlar buna ya? Başörtü falan işte, öyle diyelim. Böyle şeyler var burada. Burada yine şeyler var, şapkalar falan var. Hakikaten çok güzel şapkalar var. Şöyle. Burada lifler falan var. Çok güzel kışlık çoraplar var. Yani hazırlık kışa. Abiler de koymuşlar zaten. Lifler var yine dediğim gibi. Mes var. Çoraplar filan. Burada çarşının ayrı bir bölümü. Bak burada şöyle diyelim. El yapımı sandıklar filan var bak. El yapımı ama çok güzel duruyor.
Ha, taş ham burası. Yani daha evvelki bu, daha evvel geldiğimde ben buradan görüntüler almıştım. Hatta bu beşik falan da var yani. Çok güzel duruyor çünkü bunlar. Burada da saatler falan var. Burada bilezikler var. Burada çakmak çeşitleri. Ne kadar çakmak çeşidi istiyorsanız burada görebilirsiniz. Bakın şöyle. Burada boyuna takılan zincirler filan hakikaten harika duruyorlar. Burada tesbihler. Yani tesbihler var. Şöyle burada da adamcağızlar reklamını yapmışlar. Çok güzel bir reklam şeyi yapmışlar. Şurada da bak, gerçekten vitrinde harika tesbihler var. Vitrindeki tesbihler harika. Ha bir de şöyle bir şey söyleyelim. Bak şurada şu yüzükler çok harika duruyor. Bak. Yani Kahramanmaraş'a gelmiş, tatlı olmaz olur mu? Burada tatlı da var. Tatlının baklava var. Yani burada bir sürü çeşit var. Ben bilmiyorum isimlerini ama yani çok güzel gözüküyorlar yani. Hatta bal bile var burada. Bu dükkanda. Şöyle gösterelim. Bal da harika duruyor. Burada da radyolar filan böyle hani eskitilmiş gibi. Ama çok güzel duruyorlar. Yani bizim şurada mesela bak sazlar var. Çok güzel. Ya bayağı harika duruyorlar yani. Şurası da çarşının ayrı mı? Bayağı büyükmüş burası yani. Ben bir sefer daha gelmiştim ama bu kadar gezmedim. Şimdi geziyorum. De yapalım, ileriye doğru gidelim biraz. Bak ileride de bizi karşılayan Türk bayrağımız var. Çok güzel duruyor. Burada havlular var. Yani havlu değil, pardon, battaniyeler var. Ben yanlış gördüm. Battaniye yani, kış geliyor ya. Yani battaniye, bir de bronz var. Doğru söylemişiz. Yani demek ki var yani. Havlu da vardır burada. Şey neyse, burada varmış havlu. Oradakiler oldu değildi. Bu abi de bak, şurada abiyi gösterdim. Şu anda çizmeleri dikiyor. Diyor ki filmlerde bu çizmeler kullanılmıyormuş. Barbaros Hayrettin Paşa filminde demek ki bunları kullanıyorlarmış. Yani abi öyle söyledi yani. Kolay gelsin abi. Bu çarşıda elektrik malzemeleri de var. Yani baharat çarşı, yani tarihi bir çarşı burası. Her şeyi satıyorlar burada. Burada da mesela yine süs sandıklar var. Burada beşik var. Burada çeyiz sandıkları var. Ama bunlar hepsi el yapımı. Ama çok güzel duruyorlar. Arkadaşlar bunlar da sabunun her çeşidi var burada. Kayısı sabunu var, papatya sabunu var, lavanta sabunu var. Bak şu kırk kilit sabunu. Yani çok güzel sabunlar var burada. Bunlar büyük ihtimalle şey değil mi? Yani doğal sabunlar değil mi? Doğal sabunlarmış. Şimdi arkadaşlar söylediler, buradaki arkadaşlar öyle söylediler. Şu anda içeri davet ettiler kardeşlerim. Sağ olsunlar. Yani içeriden de çekiyorum. Yani doğal sabunlar hakikaten güzel aslında. Ben de bazen kullanıyorum. Her zaman kullanmasam da. Ama gerçekten güzeller yani. Bu sepetlerde de İlaç yerine kullanılacak şeyler var ama tabi ilaç değil bunlar. Hatta şurada şeyleri yazıyor zaten neye kullanıldığını. Bak. Öndeki gördüğünüz çoban çantası. Zaten
Bak burada şöyle gösterelim. Hatta şuraya geçelim. Bak burada da. Yani burada zaten üzerlerinde yazıyor zaten. Arkadaşlar ben biraz fazla gösteriyorum ki hani okunsun diye. Bak şu mesela her şeyi burada yazıyor. Ben şimdi şu anda okuyamıyorum. Arkadaşlar abone olmayı unutmayan teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum.